Başka yayın organlarında da yine görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınızı biliyoruz. Şimdi geçen bir 15 günlük süre var. Evet. Özellikle gezi olayları diye adlandırılan olaylarda 16. gün bugün. Fakat sanki arada pek çok doldurulması gereken nokta var. Şimdi siz önce kendi edindiğiniz bilgiler dahilinde olayları nasıl algıladığınızı sevgili dinleyicilerimize paylaşır mısınız acaba? Tabii öncelikle demokrasi eşit vatandaşlar nizamı, herkesin Türkiye'de demokratik ortamda, demokratik platformlarda protestolarını veya eylemlerini yapma hakkı var. Çünkü Türkiye eğer bir hukuk devleti ise, ki hukuk devlet olma yolunda oldukça mesafe kat eden bir ülke, insanlar rahatlıkla ifade hürriyetine, rahatlıkla söz hürriyetine sahipler. Öyle olması gerekiyor. Bunun da önünde engeller varsa bu engelleri kaldırmamız gerekiyor, varsa bir engeli. Ama şimdi Gezi Parkı olaylarına dönüp baktığımız zaman orada Taksim'de bir yayalaştırma politikası var, bir çalışması var, çabası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte çalışıyorlar. Ve bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bulunan belediye meclis üyelerinin ortak kararıyla çıkmış olan bir karar. Yani orada Cumhuriyet Halk Partililer de var, Adalet ve Kalkınma Partililer, AK Partililer de var. Ortak kararıyla çıkmış. Ardından orada birkaç tane ağacın sökülerek başka yere nakledilme veya bazılarında kesilmesi. Çünkü yaşlı, çok yaşlı ağaçlar da nakledilemiyor. Bunların kesilmesi söz konusu. Elbette ki çevre duyarlılığına, hassasiyetinin tamamına katılıyorum ben. Ben de aynı hassasiyetleri paylaşıyorum oradaki çevre duyarlılığı gösteren kim olursa olsun bu. İster bir marjinal örgüt mensubu olsun, ister sade vatandaş olsun, isterse bir siyasetçi kimliği olan kişi olsun, isterse bir sermayedar olsun, hangi kimliğe mensup olursa olsun bu hassasiyetlere katılıyorum. Ama aynı hassasiyetleri gösterirken de Türkiye'nin imajına zarar vermemesi gerektiğini ifade etmeden geçemeyeceğim. Aynı zamanda bizim itibarımızı sarsmaması gerekiyor. Biz yeni kalkınan bir ülkeyiz. Biz demokrasiyi yeni içselleştiren bir ülkeyiz. Çünkü 50 yıldır darbeler kültürü Türkiye'ye hakim olmaya başladı. Demokrasi kültürüyle yeni tanışmaya başladık. Acılarla, altın kase içerisinde takdim edilmiyor demokrasi. Mutlaka tecrübelerle takdim ediliyor. Avrupa'da da bu böyle oldu. Avrupalılar da demokrasiye bir anda altın kase içinde kavuşmadılar. Orada savaşları yaşadılar. Almanya'nın Fransa'yla, Fransa'nın İngiltere'yle birbirleriyle büyük savaşlar yaşadılar. 65 milyon insan öldü. 100 milyona yakın kişi orada özürlü ve sakat, engelli ve sakat kaldılar. Büyük bir ekonomik tahribat meydana geldi. Ancak demokrasiye ulaşabilirler. Hala daha o demokrasi tartışılıyor. Acaba dünyada en iyi sistem, en iyi yönetim için demokrasi mi diye bir sorular soruluyor. Şu ana kadar ulaşılan en iyi sistem demokrasi adını koymuş oldukları rejim, sistem. Türkiye'de aynı şekilde büyük acılarla 50 yıldır darbelerle, başbakanlar asılarak, partiler kapatılarak, meclis zaman zaman ikaz edilerek, taciz edilerek, tard edilerek, milletvekiller aynı şekilde korkutularak, siyaset kurumu, ekonomi dizayn edilerek, medya dizayn edilerek, insanlar dizayn edilerek, bir toplum mühendisliği yapılarak, ancak 50 yıllık süreçten sonra, 52 yıllık süreçten sonra biz çok partili hayat içselleştirmeye başladık. Türkiye'de bu dönemde %98 milletin oyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilir hale geldi. 4 tane parti orada %98 ile milletin oyu temsil ediliyor. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir deniyor. Darbecilerle hesaplaşılıyor, darbelerle hesaplaşılıyor. Daha şeffaf bir Türkiye, zaten demokrasi aynı zamanda şeffaflığın adı. Açıklık en doğru yoldur. Demokrasi açık rejimlerin adıdır. Artık Türkiye'de gizli saklı hiçbir şey kalmamaya başladı. Gizli olanlar varsa da devlet sırları ve ticari sırlarla ilgili de onlar da gereği yapılmaya başlanıyor ki yeni yeni dizaynlar yapılacak. Çünkü burada muhalefet var, ana muhalefet var, muhalefet var, muhalefet var ve sivil toplum kuruluşları var. Herkesin elinde de bir kamera var, cep telefonu denen bir nimet var. Her şey açık ve seçik olarak herkesin huzurunda cereyan ediyor. Bugün Gezi Parkı olaylarına tekrar yeniden döndüğümüz zaman eğer Türkiye yeni demokrasiyle tanışıyorsa, ileri demokrasiyle, insan hak ve özgürlüklerin alanını genişletiyorsa, Türkiye siyasetin alanını genişletiyorsa, vesayetçi yapılardan kurtuluyorsa, burada herkes eylemlerine, protestolarına dikkat edecekler. Aynen Göktürk 2'yi gönderdiğimiz zaman, biz Göktürk 2'yi konuşmamız lazımken ne yapar Göktürk 2? Hangi efendim tarım rekoltelerini tespit eder, iklim şartlarını gündeme getirir, madenlerimizi tespit eder, güvenlikle ilgili tespitlerde bulunabilir gibi bunları kamuoyuyla tartışacağız. Acaba ne eksik? Oraya bu parça da ilave edilse miydi? Bundan sonra göndereceğimiz Göktürk 1'i Fransa'da yaptırdığımız ve alamadığımız çeşitli sıkıntılarla, çeşitli uluslararası nedenlerle acaba bu noktada neleri yapabiliriz diye konuşmamız gerekirken
Bir anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bazı eylemler oldu. 600-700 kişinin, 1000 kişinin, 1500 kişinin yapmış olduğu eylemleri günlerce konuşmuştuk. Aynı şekilde Türkiye'nin yapmak istedikleri sanki burada unutturulmak istendi. Bir düşünün, 1980 darbesi olmuş Hakan Bey. Türkiye'nin dış borcu 22,5 milyar dolar. Affedersiniz. 22,5 milyar dolar. Ama 22 milyar dolara siz Sinop'ta nükleer tesislerle ilgili ihale yapıyorsunuz. Japonlar ve Fransızlar ortaklaşa yapıyorlar. Aynı zamanda Mersin'de Ruslara veriyorsunuz. 20 milyar dolarlık yine bir nükleer tesis var. Yani toplam bir ay içerisinde 100 milyar dolarlık bir ihale yapıyorsunuz İstanbul'daki havalimanı. Üçüncü köprü Boğaz Köprüsü. Ardından efendime söyleyeyim iki tane nükleer tesis. Ve ardından İstanbul, Eskişehir, İstanbul hızlı tren hattı Marmara'ya açılacak 29 Ekim'de. 29 Ekim'e yetiştirilmek isteniyor. Aynı şekilde metro açılacak. İstanbul'daki metro hızlı tren açılmış olacak. Faaliyete geçecek. Konya'dan İstanbul'a kadar. Bir anda Türkiye büyüdüğümüzü görmeyen, göstermek istemeyenler halk Taksim olaylarını, Gezi Parkı olaylarını konuşmaya başladı. Ve buradan sanki bir manipülasyonla karşı karşıyayız, sanki bir provokasyonla karşı karşıyayız, sanki bir ajitasyonla karşı karşıyayız. Çünkü illegalitenin olduğu yerde dış istihbarat güçlerinin adamları vardır. Ama rengi vardır, ama kokusu vardır, ama kendisi vardır. Mutlaka ki vardır. Biz büyürsek Batı küçülür. Biz büyürsek Avrupa küçülür. Biz büyüyoruz, Avrupa küçülüyor. 15 ülke bugün iflasın eşiğinde. Bugün artı kalkınma hızı olan bir tek Almanya var. İngiltere ve Fransa hemen hemen sıfırlarda bir sıfırlarla bir arası gidip geliyorlar. Geri kalan hepsi eksilerde büyüme hızları. Türkiye'nin büyüme hızı %4 civarında. Dün hatta Sayın Çağlayan bahsediyordu. Üçün üstünde olmasını beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu ifadesini kullandı. Çünkü dörde yakın bir büyüme hızınız var. Böyle bir Türkiye'yi hazmedemeyenler var. Ben her zaman söylüyorum, her konuşmamda söylüyorum bunu. Yol üstünde bağ olanla yâri güzel olanın başı dertten kurtulmaz diyerek bu topraklarda yaşamak için geçmişte güçlü bir orduya sahip olmanız lazımdı Hakan Bey. Şimdi ise güçlü ordu ve güçlü ekonomiye ve güçlü demokrasiye sahip olmanız gerekiyor. Ne zaman ki bu üç unsurdan taviz verirseniz bu topraklarda sizin yumuşak karnınızı hemen kaşımak ve yumuşak olan olguları karşınıza bir olay olarak sunabilirler. Ben Taksim olaylarında da aynı şekilde marjinal güçlerin yönetildiğine inanıyorum. Yani orada çeşitli partilerin, sivil toplum kuruluşu ki o Özal döneminde kaldırıldı 141, 142 ve 163 öyle kurulabildi bu partiler. Yıllarca Türkiye'de komünist faaliyetler, Marksist, Leninist, Maoist faaliyetler yasaklanmıştı. Onlar açıklandı, açık oldu ve onlar seçimlere de girmeye başladılar. İşte Türkiye Komünist Partisi gibi partiler seçimlere giriyorlar. Ama ben bu partilerin içerisinde çok ciddi şekilde ajan provokatörlerin olduğuna inanıyorum. Mutlaka burada gençlerin kullanıldığına inanıyorum. Gençlerimizin ısmarıyla inanıyorum. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi tabii hani %98 dedik ama bu %2'lik kesimde bir yekün teşkil ediyor. Evet. Mecliste temsil edilmedi. Yani. Doğru. Dolayısıyla aslında bunun yansıması gibi görülebilir mi? Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Bunlar kendilerine hani her... sorulduğu için soruyoruz. Marksist sol, Marksist sol ve Leninist, Maoist sol daima terörden ve şiddetten beslenir. Onların ikna yolu sadece ve sadece gösterilerdir. Baskılardır, korkulardır ve bu tehditlerdir, şantajlardır. Bunlarla kendilerini göstermek isterler. İşte Türkiye Komünist Partisi kuruldu. Hatta Türkiye'de BDP ile aşırı sol bazı örgütler işbirliği yaparak, bazı partiler işbirliği yaparak sivil toplum kuruluşları birlikte parlamentoya girdiler. Milletvekilleri de var orada. İsimlerini söylememe gerek yok. Biliniyor zaten bu isimler. O nedenle yani onları sadece ona bağlamak doğru değil. Ben bu konuda elbette ki çevreci duyarlılıklara saygı duyuyorum. Çevreci olanları, çevreyle ilgili hassasiyet olan sivil toplum kuruluşlarını, parti mensuplarını, sivil vatandaşlarımızı tenzih ederim. Onların gösterdiği tepkilere saygı duyarım. Protestolara saygı duyarım. Ama şu an olay ilk iki günden sonra Marksist, Leninist, Maoist aşırı marjinal örgütlerin eline geçmeye başladı orası. Ve 15 gün boyunca devlet tahammül etti. Orada tabirimi mazur görün. Yani orada bir noktada her illegal örgüt, her marjinal örgüt kendisini takdim etmek için bir propaganda aracı olarak Taksim'i kullanmak istedi. Sadece propaganda aracı olarak kullanmadı. Bizim imajımız sarsıldı. Yani bir yandan Avrupa Birliği'nin karşısında dik duran bir Türkiye, 160 milyar dolarlık bir ihracat yapan, 127 milyar dolar Merkez Bankası'nda birikim olan bir Türkiye, kamu borçlarını bitiren bir Türkiye, artık istersen beni al, istersen alma, sayfa fasılları ister aç, ister açma, açsan da açmasan da ben o işlemleri yapıyorum zaten, insan hak ve özgürlüklerini genişletiyorum
Siyasetin alanını genişletiyorum ben. Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline getirmeyi istiyorum. Fikir hürriyetinin, inanç hürriyetinin ve teşebbüs hürriyetinin ben şaikasına ulaşmak istiyorum diyen bir Türkiye var. Ama bir anda bu olaylarla beraber turizmimiz etkilenecek. Bizim yatırımcılar, dış yatırımcılar bizi etkileyecekler. Borsada çok ciddi şekilde bir manipülasyonla karşı karşıyayız. 1 milyar dolarlık bir zararımız var. El değiştirme söz konusu. Aynı zamanda dolar yükselmeye başladı. Bu Türkiye'de hemen Merkez Bankası devreye girdi. Acaba bunu yeniden soğutabilir miyim diyerek mutlaka bir gerekli adımlar attılar. Ama Türkiye'de şunu da yapmamak lazım. Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir görevin düşünüyorum. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu bu süreç içerisinde biraz daha itidalli düşünmesi gerekiyordu. Biraz daha temkinli yaklaşması gerekiyordu. Biz gençlerin arkasındayız diyor. Hangi gençlerin arkasındayız? Onu iyi ayırt etmemiz lazım. Bir yandan insan hak ve özgürlüklerini genişletelim, siyasetin alanını genişletelim diye taleplerde bulunan gençlik mi var? Üniversiteleri daha yaşanabilir hale getirmek isteyen bir gençlik mi var? Ki yaptıklarımız ortada, kredilerde nereye geldiğimizi, burslarda neler yaptığımızı, yüksek lisansta neler yaptığımızı, doktorada neler yaptığımızı, yurt dışına öğrenci gönderirken neler yaptığımızı öğrenciler biliyorlar. Ama YÖK disiplin yönetmenindeki bir maddenin eksikliği nedeniyle burada öğrenciler, azınlıklar, teşkilatlı azınlıklar, teşkilatsız çoğunluğu tahakküm altına alırlar diye bir söz vardır. Üniversitelerdeki teşkilatlı marjinal örgütlerin temsilcileri, öğrencileri kullananlar, yani orada 500 bin öğrenci vardır ODTÜ'de, 500 bin öğrenci vardır Ege Üniversitesi'nde, 500 bin öğrenci vardır Hacettepe'de. Bunların sayıları da nüfusta toplamda 40 ile 60 bin arasıdır. Ve orada 1000 öğrenci üniversite yönetmek ve yönlendirmek ister. Ama teşkilatlıdırlar. YÖK disiplin yönetmeliği bir eksiklik nedeniyle bu eylemler devam ediyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şunu yapmalıydı. Ben çevreye duyarlı olan gençliğe şapka çıkartıyorum, saygı duyuyorum. Tweetlerle yaratıcı olan ve hakikaten yaratıcı zekalarını kullanan, Türkiye'de yeni bir literatür oluşturmak isteyen, yeni bir sözlük oluşturmak isteyen, yeni bir edebiyat oluşturmak isteyen gençliğe saygı duyuyorum. Ama devletime zarar veren, polisimi taşlayan, orada esnafın rızkına mani olan, orada devletin malını talan eden, belediyenin otobüslerini talan eden, dün bir arkadaşım söyledi, bir başka televizyon programındaydım, orada belediyeye ait bir portakal suyu satılan, meyve suları satılan bir yapının, bir arabanın tahrip edildiğini söyledi. Neden tahrip ettiklerinizi sorduğumda ama dedi ki diyor, işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazıyordu. Oysa ki belediye bunları başkalarına ihale ediyor, şahsın malına zarar vermeye karşıyım deseydi, Türkiye'nin imajını sarsanlara, itibarını sarsanlara karşıyım ve bu örgütlere, bu marjinal örgütlere, burada illegal faaliyette bulunan provokatörlere karşıyım diyebilseydi Sayın Kılıçdaroğlu, burada sınıfı geçerdi. O nedenle sınıf geçmedi. Ben her zaman söylüyorum Hakan Bey. Neden bunu söyleyemedi size göre? Yani bence şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da pek çok şeyin farkında. Pek çok onun da analisti var. Pek çok çevresindeki kişiler var. Olayların belli analizini yapıyorlar. Her gün toplantı yapıyorlar. Sabahki açıklamaları çok daha senin kanlı olması gerekir herkesin gibi bir açıklaması vardı. Yine Cumhurbaşkanı atıfta bulundu. Liderler zirvesi yaptın dedi ama liderler zaten görüşlerini dile getiriyorlar bir taraftan baktığınızda. Neden? Çok güzel. Bunlar söylenir. Türkiye'de ağız olan konuşacak efendim. Demokrasi böyle bir rejimin adı zaten. Farklılıkları zenginlik kabul eden, farklılıkları bir arada yaşatabilme sanatının adı. Sonra siyasetçi farklılıkları bir arada yaşatabilme sanatına sahipse siyasetçi olabiliyor. Yoksa normal vatandaş haline dönüşüyor. Siyasetçi kimliğinden uzaklaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu neden böyle bir yol izliyor? Silivri olaylarında da gözlemledik biz bunu. Silivri'de bakıyorsunuz, İşçi Partisi'nin peşine düşüyorsunuz. Şimdi burada da bakıyorsunuz, marjinal örgütler orada, onları kınamıyorsunuz, takviye etmiyorsunuz, kınayacaksınız. Yani şiddeti kınamayan bir demokrasi, demokrasi olmaktan çıkar. Darbecilerin yemi haline dönüşür, şikari haline dönüşmüş olur. Veyahut da vesayetçilerin şikari haline dönüşmüş oluruz, yemi haline dönüşmüş oluruz. O nedenle şiddetle beslenen her olguyu reddetmemiz lazım. Demokrasilerde şiddet olmaz efendim, demokrasilerde konuşma olur. Demokrasilerde fikirler çarpışır, demokrasilerde taşlar çarpışmaz, yumruklar çarpışmaz, kafalar tokuşmaz, orada silahlar konuşmaz, orada küfürler havada uçuşmaz, orada fikirler konuşur. Kimin fikri daha güzelse millet onu alkışlar. Demokrasilerde bütün rolleri halk dağıtır. Kimin aktör, kimin figüran olacağını halk karar verir. Senaryoyu halk yazar ve bu rolleri halk dağıtır. O nedenle demokrasiye inanacağız, sandığa inanacağız. Şimdi ben Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının 9 ay sonra çok ciddi şekilde halk tarafından belli bir değerlendirmeye tabi tutulacağını ve bu değerlendirmenin de eksi olacağını düşünüyorum.
CHP'yi çok ciddi şekilde büyük bir sıkıntının beklediğini, hem parti içi sıkıntının beklediğini gözlemliyorum. Yeniden Gezi olaylarına döndüğümüz zaman dün akşam polis bir müdahalede bulundu. Orada emniyet müdürümüz, valimiz açıklama yaptı. Devletin valisi açıklama yaptı. Sonra İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Ve orada eylemlerle ilgili yapanlar Gezi Parkı'ndakilere müdahale edilmeyeceğini, çünkü orada bir çevre duyarlılığı içerisinde vatandaşların olduğunu gözlemliyoruz. Ama o da aynı şekilde sembolik olmaktan çıktı artık. Evet, yani orada da bir düzenleme gerekmiyor mu? Yani insanlar, herkes her şeyi biliyor, duydu. Efendim, gereken şeyler söylendi. Tabii, söylendi ve bunu devletle diyalog yolları açıldı. Sayın Arınç özür diledi. Sayın Başbakan dedi ki AVM yapılmayacak dedi. Sayın Belediye Başkanı bizi iyi izah edemedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden izah ediyorum dedi. Televizyonlara çıktı, konuşmalar yaptı. Billboardları tekrar yeniden dizayn ettiler. AVM yapılmayacak. Alışveriş merkezi olmayacak. Şehir müzesi haline dönüşecek. Ağaçlar başka bir yere nakledilecek. Hatta Türkiye'de yapılan ağaç sayısı gündeme geldi. 2 milyar 700 milyon ağaç dikildi diyerek Sayın Kılıçdaroğlu da bugün tenkitte bulunuyor. İşte şu kadar kişi çalışmış olsa, bu kadar yıl çalışsa 200 küsür sene olur falan diyerek, sadece ağaçlar dikilmiyor efendim. Orada tohumlar da saçılıyor. Türkiye'nin her yerinde meşe tohumları saçılıyor. Ardıç tohumları saçılıyor Türkiye'de. Bunlar da yapılıyor. Ben sadece Manisa'dan örnek vereyim. Rakamlarla da ispat edebilirim. Ben 11 yıl içerisinde AK Parti olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mensupları olarak biz 11 milyon ağaç diktik efendim. Bu meyve ağacı ve normal yeşil ağaçlar olmak üzere, meyvasız ağaçlar olmak üzere. Ben sadece Selçuk Özdağ olarak geçen sene bir fidancı olan arkadaşım her yıl bir Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'daki bir şehre zekatı olsun, sevabı olsun diye 10 bin ağaç gönderiyordu. Dikilsin meyve ağacı. Ben millette görünce bana jest yapmak istedi arkadaşım benim. Ben 10 bin yetmez dedim. 20 olsun dedi. Yetmez, 30 bin ağacı bana verdi. Ve ben orada muhtarlarımla, ilçe tarım müdürlerimle, efendime söyleyeyim oradaki kaymakamlarımla beraber Selendi'de, Gördes'te, Demirci'de bu ağaçları dağıttık. %98'i tuttu. Sadece 30 bin ağaç diktim ben. Yani 30 bin ağaç diken bir Selçuk Özdağ oradaki 29 tane ağaca saygı göstermez mi? Elbette gösterir. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi eylemlerimizi sembolik yapacağız. Protestolarımızı sembolik yapacağız. Başkalarının iş hayatına, başkalarının hürriyetine, başkalarının yaşam tarzlarına müdahale etmeyecek bizim protestolarımız. Şimdi Kızılay'daki esnaf ne durumda? Allah aşkına Taksim'deki esnaf ne durumda? Zaten zor durumdaydılar Taksim'deki düzenleme nedeniyle. Şimdi iyice zor duruma düştüler. Orada bu insanların suçu ne? Eve ekmek götürecekler, çocuklarının geçimlerini sağlayacaklar, rızık endişesi taşımayacaklar. Peki bunlara rızık endişesi niye taşıtıyoruz? Hani çevreci duyarlılığı, insanın hiç mi önemi yok? 4 kişi öldü Hakan Bey. Oradaki 29 ağaca gösterdiğimiz duyarlılığı 4 tane insana niye göstermiyoruz? Kim ki bir insanı haksız yere öldürmüş olursa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ben sembolik eylemlere örnek vermek istiyorum buradan sizin vasıtanızla. Şimdi Filistin'de FETÖ silahı bıraktığı zaman biliyorsunuz intifadayı başlatmıştı. Evet. İsrail'e karşı taşla, sapanlarla mücadele edeceğiz. Silahı İsrail kullanacak. Biz silahı bırakıyoruz. Dünyaya mazlum ve masum olarak gözükeceğiz demişti. O zaman Edward Said isimli bir profesör Kolombiya Üniversitesi'nden çıktı. Dünyanın seçkin üniversitelerinden seçkin bir profesör Filistin'e geldi. Filistin'de yerden bir taş aldı. Kendisi Filistinli, Arap ve Hristiyandı. İsrail cephesine o küçük mercimek tanesi kadar taşı fırlattı ve döndü. Uçağına bindi. Tekrar yeniden Kolombiya'ya, Kolombiya Üniversitesi'ne döndü. Yahudi lobiler ayağa kalktılar. Nasıl yapabilir bu üniversite? Atın üniversiteden dediler. Ve orada rektör şu açıklamayı yaptı. Ben onun sembolik eylem yaptığını biliyorum ve dersine ne zaman girdiğini biliyorum, çıktığını biliyorum. Nasıl bir profesör olduğunu biliyorum. Beni o ilgilendiriyor, başka bir şey ilgilendirmiyor. O nedenle atmayacağım dedi. Demokrasinin örneğini gösterdi. Aynı şekilde meclis kürsüsü, iş tüzüğü değiştirmek istediğimiz zaman işgal edildiğinde ben CHP'li bazı milletvekili arkadaşlara giderek şunu söyledim. Bu örneğe verdim ve eyleminizi sembolik yapın dedim. 2 saatlik bir eylem yapın. Polatlı'da top sesleri Ankara'dan duyulurken Yunan Polatlı'ya geldiği zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meclisi açık tuttu. Milletin meclisini açık tutmuştu. Sadece darbeciler döneminde bu meclis kapatıldı. Şimdi siz darbeciler gibi yapmıyorsunuz ama kapıyı kapatmıyorsunuz. Fakat mecliste konuşma hürriyetimizi elimizden alıyorsunuz. Konuşmayan bir meclis kapatılmış meclis demektir. Susan bir meclis olur mu? Konuşan meclis, kanun çıkartan meclis olması gerekiyor. Lütfen sembolik yapın. Aksi takdirde biz bu kürsüde konuşacağız dedim. Yani ne pahasına olursa olsun darbecilere kafa tutan bir iktidarın mensubu aynı zamanda burada meclis kürsünü işgal edenlere de kafa tutar dedim. Lütfen sembolik yapın. Maksat anlaşılmıştır. Maksada mahsup bir eylem yaptınız. Sembolik olarak bütün basın sizi gösterdi. Kürsüyü işgal ettiğinizi, iş tüzüğü değiştirmek istemediğinizi, sesinizin kısılmak istediğini söylediniz. Bu kadarını söyleyin.
ve geri çekildi. Sonra çekilmediler. Gece saat 12'de 1'de tekrar yeniden biz meclis kürsüne çıkmak, meclis kürsüsünde konuşma lüzumunu hissettik. Orada arbede yaşanmıştı. Bu demokrasi adına ayıptı, insan hakları adına ayıptı. O nedenle Gezi Parkı eylemleri de bence 15 günlük, 16 günlük bir eylemdi. Taksim'e polisin müdahalesi doğruydu. Dün sadece su sıktı, sadece tazikli su fışkırttı ve de aynı zamanda biber gazı kullandı. Diğer gazları kullanmadı. Ve orada eylemciler neler yaptığını gözlemledik. Molotof kokteyller, bıçaklar, polise saldırılar, misketler, taşlar. Demokrasi böyle mi neşet eder Allah aşkına? Neşvi nema bulur Allah aşkına? Fikirler böyle mi ses seslendirilir ve söylenir? Ben her zaman şunu söylüyorum, beni bağışlayın. Marksist sol bir sokak hareketidir. Onun için hep marjinal kalmıştır. İkna metodu da fikri olmaktan ziyade eylemseldir. Baskı, terör, korku, yıldırma Marksist solun en bilinen ikna yollarından birisidir. O nedenle ya bunun doğru bilinmesi lazım. Doğru bilinmesi gerekiyor. Evet. Bu bir protesto değildir. Bütün hesap Recep Tayyip Erdoğan üzerine. Peki bütün hesap AK Parti üzerine peki yapılıyor. Peki peşine takılanlar niye takılıyor? Yani şimdi baktığımızda efendim, hani belli bir grup var. Evet. Ama bir taraftan da akşamları tencere tava çalanlar, işte yaşlı hanımefendiler, ev hanımlarını görüyoruz. Bunlar da yani her yer Taksim, her yer direniş diyorlar. Evet. Şimdi böyle baktığınızda yani neye direniyoruz diye hani sorusu geliyor insanın. Size göre neden böyle bir peşine takılma var? Şimdi ya bu bir algı eksikliği. Her yer Taksim, mi? Her yer direnenlere karşı da ben de şöyle söylerim o zaman. İdeolojik hedeflere ulaşamayanlar için her yer zindan, her şey kötüdür efendim. Hedefe ulaşamayanlar, bugün siyasi hedefe ulaşamayanlar için her yer zindan ve her şey kötü oluyor. Ama yapılanlara bakmıyorlar. Mutlaka ki sembolik bu tür şeyler yapılabilir. Ama taklit yapmasınlar, yaratıcı olsunlar. Bak gençler yaratıcı oldular. Tencere tava çalanlara da diyorum ki bu Pinochet'e karşı yapıldı. Şili'de yapıldı. Ve orada mutfaklara ekmek girmiyordu. Mutfaklarda tencereler kaynamıyordu. Enflasyon yaklaşık %150'lere bulmuştu. Dış borç Şili'nin çok fazla olmuştu. Artık müstemleke devlet haline dönüşecekti. Bütün halk orada sağcısıyla solcusuyla Pinochet'e karşı olan herkes, her fikir, her sade vatandaş veya aşırı uç çıktılar. Ellerine tencere tava aldılar, çaldılar. Bütün işini de çaldılar efendim. Böyle 3 tane evde, 5 tane evde çalmadılar. Bir Türkiye'de işsizlik %9'lara düşmüş. Yunanistan'da 25. Ben İspanya'dan yeni geliyorum, Barcelona'dan %24. İşte 14 ülke iflas etmiş vaziyette. Almanya işsizlikle uğraşıyor. Fransa işsizlikle uğraşıyor. İngiltere işsizlikle uğraşmaya başladı. Siz bir yandan böyle kalkınan bir Türkiye'de mutfaklara her türlü sebze giriyor. İşsizliğin %9'a düştüğü, benim şehrimde Manisa'da %4'e düştüğü bir yerde siz kalkıyorsunuz, tencere tava çalıyorsunuz. Bunun karşılığı yok efendim. Bunun karşılığı sandık olmalı. Tenkitlerinizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapacaksınız. Tenkitlerinizi MHP'de yapacaksınız. Tenkitlerinizi BDP'de yapacaksınız. Tenkitlerinizi sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde yapacaksınız. Tenkitlerinizi de gazetelerde yapacaksınız. Hangi gazeteyse, radikalse radikal, Yeni Şafak'sa Yeni Şafak, Milliyetse Milliyet, Hürriyetse Hürriyet, Sözcüyse Sözcü, efendim Star'sa Star, zamansa zaman, buralarda yapacaksınız. Çünkü Türkiye'de fikir hürriyeti var. Türkiye'de artık insanlar inanç hürriyetini, fikir hürriyetini, teşebbüsünü çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. 28 Şubat dönemi geride kaldı, 60 dönemi geride kaldı, 71 geride kaldı. Artık Türkiye'de her yer zindan değil. Her yer demokrasi neşede. Elbette ki eksikler var. Türkiye dört dörtlük demokrasiyi yaşayan bir ülke demiyoruz ki. Türkiye'de gelir dağılımı dört dörtlük tam manasıyla dağıtılıyor. İşte gayri safi milli hasıla 20 bin dolara çıktı demiyoruz ki. Bugün açıkladı işte yanmıyorsam devlet yetkilileri. 10.755 dolara çıkmış vaziyette. Onu da hemen ben bir parantez evet. açayım. Şimdi 10 bin dolar olunca ya bölgesel güç oluyorsunuz. 20 bin dolar olunca da küresel güç haline dönüşüyorsunuz. Çok güzel. Yani onu da bilmekte fayda var. Şimdi olayların öyle bir noktası var ki onun hani görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve sizin yorumunuzu merak ediyorum. Dün de programda dile getirmiştim. Uçakların take off yani kalkış aşaması çok önemlidir. Ülkeler açısından da bu tip noktalar vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an için baktığımızda sizin de az önce özetlediğiniz yatırımlar, gelecek yatırımları, gelecek vizyonu, ekonomik büyümesi açısından bakıldığında tam böyle bir noktada olduğunu görüyoruz. Doğru. Çok kritik bir noktadır. Bu noktayı eğer doğru kullanıp da sıçramayı gerçekleştirirseniz hakikaten o 20 bin dolarlar seviyesine ve küresel güç konumuna ulaşabilirsiniz. Ama gerçekleştiremezseniz o zaman tam anlamıyla çakılırsınız evet. ve çok daha geriye gidersiniz. Daha geriye gittiğinizde de elinizdeki bütün imkanları kaybetmeye başlarsınız. Burada tabii ki istemeyen güçler
muhakkak vardır. Yani bir ülkenin çok daha ileri gitmesini hangi ülke ister? Herkes kendinin daha ileri gitmesini ister. Yani demokratik bile olsa ülkeler biraz bencillikler vardır. Devlet bencilliyetleri vardır. Dolayısıyla siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu büyük fotoğraf anlamında bu take off aşaması çok olarak. Güzel, çok güzel değerlendirdiniz. Teşekkür ederim Hakan Bey. Şimdi Türkiye'de protestolar legal yapılmalı. Hukuki yapılmalı. Bu hukuki yapılırsa, legal yapılırsa dış güçlerin oyunu bozulur. Bunu CHP'liler de olsa, marjinal örgütler de, marjinal yapılar da olsa, MHP'liler de olsa, bir başka güç de olsa, bunları eğer legal, meşru, hukuki yaparsak oyunu bozarız. Ama legal, hukuki ve meşru yapmazsak başkalarının ekmeğine yağ süreriz ve aynı zamanda yem oluruz. Biraz önce söylediğim gibi şikar oluruz. Oltaya takılan şikar haline dönüşmüş oluruz. Meselenin dış boyutu vardır. Suriye boyutu vardır. Meselenin Avrupa Birliği boyutu vardır. Meselenin Amerika boyutu vardır. Meselenin çözüm süreci boyutu vardır. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye, insan haklarını zirveye taşımak isteyen bir Türkiye, bir de sandıkla hesaplaşamayanların Türkiye'de başkalarını manipüle etme çalışması da var. Yani birileri, aa biz sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceğiz. O zaman acaba sokaklarla yenebilir miyiz? Dünyada sokaklardan iktidar olan yok efendim. Ne Lenin oldu sokaklardan, ne Hitler oldu, ne Hümeyni oldu, ne Stalin oldu, ne bir başkası oldu, ne Milosevic oldu. Meydanlarda oldular efendim, meydanlarda, Tahrir Meydanı'nda oldular. Orada 3 milyon, 5 milyon kişi toplandı. Hümeyni'yi karşılayanlar 3 milyon kişiydi. Ama Türkiye'de öyle 20 bin kişiyle, 50 bin kişiyle ben iktidarı deviririm mantığı yanlıştır. Bir de iktidarlar sandıkta devrilir. Bugün doğru bir tespittir bu. İktidarlar sokaktan asla devrilmez. Meydanlardan yürünmez iktidara doğru, iktidara. Ancak muhalefet edenler bu muhalefet ettiklerinin gereğini yaparlarsa iktidara gelirler. Yani oturarak ben söylemlerimle iktidara gelirim demek yanlıştır. Türkiye hakikaten hem ekonomisini geliştiren bir ülke, hem bir yandan çözüm süreciyle 32 yıldır devam eden bir kanı durdurdu. Burada herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten çok ciddi bir olgu bu. Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da insanlar bu barış sürecini büyük bir zevkle yaşıyorlar. Yaylalara çıkıyorlar. Diğer bölgelerdeki algı zayıflığı yükselmeye başladı. Yani eksi algı yanlışlığı. Onu da medya kanalıyla öğrendikleri için orada ondan kaynaklandığını düşünüyorum. O nedenle ben Türkiye'de Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenler olduğunu çok iyi biliyoruz. Hatırlarsanız eğer Malcolm X'e atfedilir, çok güzel bir söz vardır. Hanımı bir gün Malcolm X'i uyarır. Der ki, Elijah Muhammed'in her şeyine inanıyorsun. Ama bir de o sözün arkasına baksana, dağın arkasına bakmak gerekir. Buzdağlarının bir görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Ben Türkiye'de eylem yapan sade vatandaşlarımızı, marjinal örgütlerin veya marjinal yapıların başka güçlerin, egemen güçlerin elemanları tarafından manipüle edildiğini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir algı oluyor. İyi niyetle oralara girenler olabilir Hakan Bey. İyi niyetle o marjinal yapıların... İyi niyetli olanlar artık çekilmesi lazım. Çekilmesi lazım ve görmesi lazım. Evet. Bu ideolojik körlük böyle bir şeydir efendim. Yani bir örgüt mensubu olursanız, bir örgütün içine girirseniz sürü psikolojisini de kabul etmiş olursunuz. Baştaki ne diyorsa siz de onu demeye başlarsınız. Yani bir noktada papağanlaşırsınız. Tekrar etmeye başlarsınız, taklit etmeye başlarsınız. O zaman da birileri tarafından da siz çok rahat bir şekilde manipüle edilirsiniz, kullanılırsınız. O nedenle ben gençlerin kullanılmasını istemiyorum. Liseli çocukların öğretmenler tarafından, okul müdürleri tarafından bu eylemlere gönderildiklerine şahidiz. Ben öğretmenlerime, okullarda insanlığı öğrencilerime, çocuklarıma insanlığı öğretmeleri gerektiğini, demokrasinin farklı fikirlere tahammül etmek gerektiği, olması gerektiğini anlatmalarını istiyorum. Sokaklara çocukları göndermesinler. Bu çocuklar sokaklarda 1960'ı yaşadılar, 1971'i yaşadılar, 1980'i yaşadılar, 28 Şubat postmodern darbesini yaşadılar. Onun için hiç kimse gençlerin sırtına basarak iktidar olmaya kalkmasınlar veyahut da gençlerin sırtına basarak tatmin olmaya kalkmasınlar. Gençlere de buradan sesleniyorum. Gençler, lütfen dünyada hiçbir zaman gençler iktidar olmamıştır. Gençlerin omzuna basarak hep başkaları onların heyecanlarını, ideallerini, ülkülerini, hayallerini ismar ederek hep başkaları iktidar olmuştur. O nedenle Türkiye normalleşmelidir. Türkiye'de Taksim olayları bitmelidir. Gezi olayları bitmelidir. Türkiye'de Kızılay'daki esnafa verilen zararlar bitmelidir. Vatandaşımıza verilen hürriyet tahtipleri bitmelidir. İnsan hak ve özgürlüklerini kısıtlama bitmelidir. Türkiye'nin imajının kötü olarak takdimi bitmelidir. Türkiye'ye turist gelecek. Yaz sezonu başlıyor. Çocuklarımız okullarını bitirecekler. Okullar tatile çıkıyor. O nedenle yeni bir sınav dönemi başlıyor. Haftaya bir sınav var bu hafta sonunda. O nedenle herkesi duyarlı olmaya, herkesi
aklıyla hareket etmeye davet ediyorum. Heyecanlarını aklının ve gönlünün arkasına koysun herkes. Heyecan aklın ve gönlün önünde olursa orada çok ciddi şekilde tahribatlar meydana gelir. Akıl önde olmalı, gönül önde olmalı, heyecan arkasından gelmeli. Aklınız ve gönlünüz var, heyecanınız yoksa o da sizi bir yere getirmez. O nedenle herkes aklıyla hareket etsin ve aklını da hiç kimse kimseye kiraya vermesin. Birileri bu marjinal örgütlerin aklını, başında bulunan kişilerin aklını ipotek ettiğine inanıyorum. Aşağıdaki çocuklarda sürü psikolojisi hareket ediyorlar. Mutlaka ki bunlardan ders de çıkaracak, iktidar da ders çıkaracak bunlardan. Neden ders çıkaracak? Çünkü layüsel olmak Allah'a aittir. Biz ufuk noktamıza peygamberi koymayız, Allah'a koyarız. Peygamberler iman noktamızdır bizim. Ve her fikir tartışılır, herkes tartışılır. Ama tartışmanın ve tartışılır olmanın yerleri ve zamanları vardır. Parti, AK Parti de, hükümet de bunlardan ders almıştır mutlaka ki. Zaten Sayın Arınç açıklamalar yaptı. Sayın Başbakan dün grupta çok değerli bir, çok güzel bir konuşma yaptı. O nedenle biz Türkiye'yi demokratik platformda kalarak egemen güçlerinin Türkiye'de operasyon yapmasına müsaade etmeden biz inşallah Türkiye'yi daha zengin ve daha özgür yapmak istiyoruz. Evet. Bunun için çalışıyoruz. Demokrasi bunun için var. Parlamento bunun için var. Partiler bunun için var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun için var. Yanlışlar varsa düzeltilir. Polis orantısız güç kullandı deniliyor. Ben de rahatsız oldum. Doğrudur. Ama bu polisin tamamını ilzam etmez. Tamamını aynı zamanda mahkum etmez. Tamamını suçlu pozisyonuna getirmez. 250 bin kişilik bir yapının içerisinde, kurumun içerisinde, kuruluşun içerisinde mutlaka yanlış yapanlar vardır. Yanlış yapanlarla ilgili işlemi hukuk yapmalıdır. Yanlış yapmanın karşılığı 2 polisin, 5 polisin, 10 polisin yanlış yapmanın karşılığı 4 cana kastetmemeliydik. Evet. 80 trilyonluk zarar olmamalıydı. Binlerce, on binlerce esnafımızın ekmeğine mal olmamalıydı. Binlerce, yüz binlerce insanın hürriyetini tahrip etmemeliydi bu eylemler. Ve algımızı ve imajımızı bu şekilde takdim etmemeliydi Avrupa'ya. O nedenle herkes şapkasını yeniden çıkartmalı, önüne koymalı, düşünmeli, iktidarıyla, muhalefetiyle yeniden büyük Türkiye özlem içerisinde geleceğe uzanmalıyız diye düşünüyorum. Peki efendim, devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Peki. Ardından yeniden birlikte olacağız. Reklamlar. Babanız mı daha çok seviyorsunuz, yoksa annenizi mi? Çok düşündük ama bu sorunun cevabını bulamadık. Bu Babalar Günü'nde bir değişiklik yapın ve hem babanıza hem de annenize sevginizi gösterin istedik. Ve Babalar Günü için Tekin Acar Kozmetiks'teki ürünlerde Türk Telekomlara özel %50'ye varan indirimler yaptık. Siz de bu kampanyayı kaçırmayın. Babanızı mutlu ederken annenizin de gönlünü alın. Kampanyadan yararlanmak için Tekin Acar yazın, boşluk bırakın. Ev telefonunuzu başında sıfır olmadan alan koduyla birlikte 6616'ya mesaj atın. Ayrıntılı bilgi 444-1444 ve TürkTelekom.com.tr'de. Yarın bir gün emekliliğiniz gelir ve bir anda her şey size dar gelir. Eviniz, arabanız, koltuğunuz, yatağınız, hatta giysileriniz bile. Bedeniniz büyüdüğü için değil, geliriniz küçüldüğü için böyle hissedersiniz. Emekliliğiniz gelmeden önce en iyisi siz Aksa Hayat emekliliğe gidin, hayallerinizdeki gibi mutlu ve rahat bir emeklilik için doğru bir adım atın. Üstelik ister çalışan, ister ev hanımı, ister öğrenci. 18 yaşından büyük herkes için şimdi devlet katkısıyla %25 daha kazançlı. Aksa Hayat emeklilik. Gelecek yeniden tanımlanıyor. Evinde ev telefonu olanlar, gıcır gıcır 01 Mercedes bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ve tabletinizde sizi bekliyor. 17 Temmuz'a kadar Türk Telekom online hizmet merkezine tıklayıp üye girişinizde işlem yapın, Mercedes çekilişine katılın. Hatta her gün girip işlem yapın, her gün için bir çekiliş hakkı kazanıp şansınızı arttırın, 2 Mercedes'ten biri sizin olsun. Detaylı bilgi TürkTelekom.com.tr'de. Bir an temiz, bir an kirli, bir anda üstü başı gitti. Bugün oğlum yine çok ama çok hızlı kirlendi. Felaketi hep denedi, yine hemen kirlendi. Çocuklar hızlı kirlenir. Ve şimdi hızlı etkisiyle yeni Omo, kısa programda bile zorlu lekeleri çıkarır. Yeni Omo hızlı etki. Traktörünüzün muayenesini unutmayın. Traktörünüzün muayenesinin gecikmesi durumunda yasal yaptırımlarla karşılaşabileceğinizi biliyor musunuz? TÜVTÜRK araç muayene istasyonları güvenli yolculuklar diler. TÜVTÜRK.
444. Yani? İtibarın numarası bu. Alacaksın bir 444'lü numara. Bak gör nasıl geliyor itibar kendiliğinden. Sınırlı sayıdaki 444'lü numaralara sahip olmak için siz de hemen Türk Telekom ofislerini ziyaret edin. Türkiye'nin en değerli markalarının numarası 444, başka numaralara benzemez. Kolay hatırlanır, zor unutulur. Ayrıntılı bilgi türktelekom.com.tr ve 444-4564'te. Haber yorum devam ediyor. Saatimiz 12.35. Haber yorum devam ediyor sevgili dinleyiciler ve konuğumuz AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'la birlikteyiz. Şimdi biraz da böyle gelecek versiyonuyla bakalım, gelecek bakış açısıyla bakalım. Şimdi ben inanıyorum ki hani böyle çok böyle büyük bir söylem olacak ama bunu tabii dile getirenler de var. Yaklaşık işte 2 ay sonra, 3 ay sonra hadi bilemediniz 9 ay sonra seçim sandığı geldiğinde. 9 ay sonra. Yerel seçimler anlamında söylüyorum bunu. Orada da çünkü genel anlamda genel seçimleri önemli bir şey teşkil edecek. İl genel meclisi seçimleri önemli bir gösterge teşkil ediyor. Evet. Orada bir bakılacak ki AK Parti'nin oy oranları bayağı yükselmiş. Şimdi diyecekler ki o zaman da bütün bu olayların gerisinde AK Parti vardı. Şimdi bunu nasıl görmek lazım? Yani bu çünkü hani daha önce yaşanmış şeyler olduğu için. Hayallerin sınırı yok Hakan Bey. Hayallerin sınırı yok. Önce şuna değinmek isterim. Bir kere ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada sınıfta kaldığını söyledim. Kadıköy mitingi vardı o gün. Bu olayların Gezi Parkı eylemleri başladığı zaman olaylar değil daha. Gezi Parkı'nda protesto başlanan bir anda Kadıköy'deki miting iptal edildi. Ve oradan Taksim'e, Gezi Parkı'na yönelildi. Gezi Parkı denilen de küçücük bir yer zaten. Öyle çok ağımşan bir yer değil. Ben orayı gezdim ve gördüm orada. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi burada Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu sağduyu gösterseydi bu olayların hiçbiri bu noktaya gelmezdi. Bir kere AK Parti hiçbir lidere nasip olmayan bir performans sergiliyor. Ne Özal'a, ne Menderes'e, ne Demirel'e. 3 tane uzun süre iktidarda kalan liderin ismini söylüyorum. Evet Menderes kaldı ama oyları düşüyordu. Özal kaldı ama oyları düşmüştü. Veyahut da Demirel kaldı ama 6 defa gitti, 7 defa geldi. Büyük badireler atlatıldı Türkiye'de. Demokrasi adına büyük şeyler oldu bu 50 yıl içerisinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığınız zaman ise bir 2002 tarihinde kurulan bir parti, 2001'de kurulan bir parti %34 oy alıyor. Sonra geliyor işte %44 oy alıyor. Sonra geliyor %47 oy alıyor. Sonra geliyor Türkiye'de %50 oy alıyor. Ve referandum yapıyor. Birisinde %62 alıyor. Cumhurbaşkanlığı 367 garabetin önümüze konduğu dönemde, demde, anda. Bir aynı zamanda da 26 maddenin, anayasadaki 26 maddenin değiştirmesinde de inançlı bir referandum oluyor. %58 alıyor. Şimdi yine anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %50 gösterdiğini gözlemliyoruz. En aşağı %50. Şu ana kadar 49 diyen yok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Bu ciddi anket firmalar için söylüyorum. Başka partiler yapıyor. Efendim Adalet ve Kalkınma Partisi %45'miş. Aramızdaki puan 10 puanmış. Sanki 10 puan çok küçükmüş gibi kullanıyorlar. 10 puan o kadar büyük ki Türkiye'de. 1 puan dese anlayacağım, 2 puan dese anlayacağım da 10 puan işte kaldı aramızda gibi işte %28'den %35'e çıktık. Adalet ve Kalkınma Partisi de 45'e düştü gibi. O partilerin yaptırdığı anketleri kenara koyuyorum. Ama ciddi firmalar var. Bu firmaların yaptığı anketlerde %52'ye kadar çıktığımız gözlemleniyor. Ben bu olaylardan sonra sağduyu sahibi olan sosyal demokrat insanların tekrar yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir kez daha yöneleceklerini düşünüyorum. Ve bunu işte alkol yasasını bahane edenler, çevreyi bahane edenlerin efendim marjinal kalacaklarını düşünüyorum ben burada. Ve hayallerin sınırı yok. Biraz önce söylediğiniz gibi efendim seçimden sonra %52 alırsa, %51 alırsa, %53 alırsa o zaman ben %60 alacağını düşünüyorum ama. %55 alacağını düşünüyorum ben de. Ben de %55 civarında bir oy alacağımızı düşünüyorum. %55'in üzerinde de sayın bir partili kişi başbakanımız, partili bir kişi cumhurbaşkanımız olacak inşallah. Öyle gözlemliyoruz hemen Ağustos ayında yapılacak seçimde de. Ve orada da biz aynı şekilde %55 ile %60 arası bir oyla referandumda halk seçecek biliyorsunuz. Halkın seçeceği seçimde Cumhurbaşkanı seçeceğimizi tahmin ediyorum. Bu senaryolar bitmez ama
Konuşmalar önemli değil. Önemli olan neticedir. Hani derler ya, önemli olan Hatice değil, netice değil, tırnak içinde söylüyorum. Önemli olan neticedir. Neticeye bakmak lazım. Neticede Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını artırıyor. Netice Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açık tutuyor. Parlamentoyu açık tutuyor. Demokrasiye inanıyor. İnsan hak ve özgürlüklerine inanıyor. Ben bunun Türkiye'de, Türkiye'ye karşı bir bilek güreşi olduğuna inanıyorum. Bu Gezi Park olaylarının ve Taksim olaylarının bir bilek güreşi olduğuna inanıyorum. İngiltere'nin, Fransa'nın, hatta ve hatta kısmen Amerika'nın bu noktada devrede olduğuna inanıyorum. Almanya'da da bir açıklama vardı, onu da hatırlatayım. Evet. Merkel'in danışmanı dedi ki biz Avrupa Birliği sürecinde biraz Türkiye'ye karşı hani soğuk davranmaya başladık. Başka bir yol önerdik. Keşke devam etseydik. Hani bu duruma gelme. Bu duruma gelmezdi. Bazı şeyler gibi. Yani onlar da aslında Almanya'da. Evet. Almanya'da burada devrede. Evet. Yani biraz önce söylediğim gibi bizim büyümemiz başkalarının küçülmesi demektir. Bu topraklarda büyüyen bir Türkiye, biraz önce siz çok güzel belirttiniz. 10 bin dolar olan gayri safi milli hasıla kişi başına düştüğü zaman orada bölgesel aktör olursunuz. 20 bin dolar olduğu zaman küresel aktör olursunuz. Biz küresel aktör olma yolunda çok ilerliyoruz. Çünkü son bir ay içerisinde 100 milyar dolarlık ihale yapıldı Türkiye'de. Türkiye artık dış borcunu kapattı. 23 milyar dolarlık olan bir IMF'ye olan borcunu kapatıyor. Bu çok önemli bir hamle. Aynı zamanda siz Suriye'de başat rol oynuyorsunuz, Suriye olaylarında. Siz Filistin olaylarında başat rol oynuyorsunuz. Siz Afrika'daki olaylarda başat rol oynuyorsunuz. Somali'de siz varsınız, Sudan'da siz varsınız. Siz Libya olaylarında varsınız. Yani siz orada artık aktör olarak varsınız. Figür olarak yoksunuz. Aktör olan bir devlet var. İran'a karşı da aynı şekilde orada bu süreci çok doğru yürütüyorsunuz. Bir yandan İran'a diyorsunuz ki dünyadaki krizi tırmandırma diyorsunuz. Bir yandan da İsrail'e dönüp bunun nükleer silah yapmasını istemiyorsun ama sende niye var sorusunu soruyorsunuz. Burada bir yandan Rusya'yı ve Çin'i gücendirmeyen, Amerika'yı ve Avrupa Birliği'ni küstürmeyen bir politika. Bir yandan Amerika'yı ve Avrupa Birliği'ni gücendirmeyen, Rusya'yı ve Çin'i küstürmeyen bir politika izleyen Türkiye var. Çünkü Türkiye artık ciddi şekilde bu bölgede her konuda, efendim eğitim konusunda yükselen bir değer. 177 üniversiteydi. Öyle tahmin ediyorum bu ay sonunda 180 üniversiteye çıkmış olacak Türkiye'de üniversite sayısı. Özel üniversite, vakıf üniversite, devlet üniversitesiyle beraber. Mecliste şu anda 5 tanesi için görüşmeler var. Evet. Aynı zamanda Türkiye artık fen liselerini kurmaya başladı. Özel kolejler, özel liseler çok ciddi şekilde beyin gücü haline dönüştürmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı olsun, YÖK olsun, yurt dışına çok zeki çocukları sınavla göndermeye başladılar. Düne kadar siz üniversitelerinize beşik ulemaları alıyordunuz. Yani oraya hizmetli aldığınız veya bir memur aldığınızı KPSS'yle alıyordunuz. Üniversite hocalarınızı ise torpille alıyordunuz. İyileri tenzih ederim. Ama şimdi ÖYP diye bir program çıktı. Artık yeni bir sistem geldi. %70'i ALES, %60'ı ALES, %40'ı yabancı dil. Daha sonra ikinci sınavda %70'i ALES ve bunların toplamı geri kalan %30'u mülakat diyen. ÖYP'de ise tamamen her şey transkriple, efendime söyleyeyim ALES'le ve ÜDS'yle, İngilizceyle, yabancı dille ölçülen hiçbir torpilin olmadığı objektif sınavlarla üniversitelere hoca alıyorsunuz. Türkiye'nin en zeki çocuklarını alıyorsunuz. Türkiye'de özel sektör büyük hamleler yapıyor artık. Çünkü beyin göçünü durduruyorsunuz. Kısmen durdurabildik, tam da durduramadık. Eğer tam durdurabilsek, Milli Eğitim'in gönderdiği çocukları tekrar alabilsek, TÜBİTAK'ın gönderdiklerini, YÖK'ün gönderdiklerini, bunların hepsi büyük hamleler. Yani bu bizi gözlemliyorlar. Bizi bir kuş bakışı seyrediyorlar. Eğitimimizi seyrediyorlar. Ekonomimizi seyrediyorlar. Madenlerimizi seyrediyorlar. Çözüm sürecimizi seyrediyorlar. Demokrasimizi seyrediyorlar. Çıkan kanunlara bakıyorlar. Değişen ve dönüşen bir Türkiye, değişen ve gelişen bir Türkiye hazımsızlık meydana getiriyor. Churchill'in güzel bir sözü var. Türkiye 85 kilodur. 90'a çıkarsa tekrar 85'e indiririz. Der ki eğer 80'e düşerse tekrar 85'e çıkartırız. Biz Türkiye'yi ne ondururuz ne öldürürüz ifadesini kullanır. Ama biz onacağız, ölmeyeceğiz. Biz 80 kilo, 85 kilolara tahammül etmeyeceğiz. 100 kilo olacağız. 120 kilo olacağız. 150 kilo olacağız. Ufkumuz açık. Çünkü Türkiye'nin ve Türklerin talih ve tarih sarkacı yükselmeye başladı. Bu dönemdir. İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var Hakan Bey. Her zevalin bir kemali, her kemalinde bir zevali vardır ifadesini kullanır. Milletlerin hayatını insanların hayatına benzetir. Yani her yükselişin bir inişi, her inişinde bir yükselişi vardır der. 89 yıllık cumhuriyet, demokrasinin 40 yıllık, 50 yıllık demokrasi kültürünün neşet etmeye başladığı bir Türkiye. Ama çok büyük badeler atlatmış bir Türkiye. 7 cephede dövüşmüş, askerine Putin gidiremeyen bir Türkiye. Artık okul yapamayan bir Türkiye. Açtığı okulların sayısı tahtitte olan bir Türkiye.
eğitimli sayısı çok düşük olan bir Türkiye, şimdi ise 89 yıl sonra 180'e yakın üniversite, yüzlerce binlerce fen lisesi, özel okollejler ve zeka seviyesi çok yüksek çocukların dehalar için açılan okullar ve aynı zamanda ihracatını büyük rakamlara çıkartan bir Türkiye. Bunların hepsi tahammülsüzlük meydana getiriyor. Ama ben inanıyorum, bütün bu tahammülsüzlüklere rağmen Türk insanı sağduyulu olacaktır, okuyacaktır, çok yönlü düşünecektir, okullu olacaktır, eğitimli olacaktır, kültürlü olacaktır. Artık tek düze bakmayacaktır. İdeolojiler üzerimize giydirilen deli gömlekleri, idraklerimize giydirilen deli gömlekleri. Biz bu deli gömleklerini 1980'de çıkarttık. 28 Şubat postmodern darbeden sonra çıkarttık. 1960'tan sonra çıkarttık. Şimdi tamamen çıkartmamız lazım. Deli gömlekleriyle sokağa çıkmak yerine fikirlerimizle, projelerimizle sokağa çıkmanın doğru olduğuna inanıyorum. Tam şimdi ben, sokağa çıkmak deyince sözünüzü kestim ama bir yere bağlayacağım. Bu sokak olaylarının başladığı an itibariyle baktığımızda 28 Şubat iddianamesinin kabul edilme tarihini de aynı anda görüyoruz. Evet. Daha sonra o 15 gün boyunca o kabul edilmedi iddianame. Evet. Ve kanunen kabul edilmek zorunda kaldı. Yani orada da bir boşluk oldu. Boşluk oluştu. Şimdi hani diyecekler ki belki de bazıları doğru diyecek, bazıları yanlış diyecek ama bakıldığında bir tarafından sokakta şu anda gerçekleşen olayların bir tarafından bakıldığında da bir 28 Şubat hadisesi görüyoruz. Çok yani önemli. Bu iddianame açıklanacağı gün neden insanlar bu kadar sokağa döküldü? Birdenbire nasıl insanlar tüm gerekçelerini alıp sokağa çıktılar? Yoksa daha önce efendim Silivri'de yargılama sürecinde yaşananlarla nasıl bir bağlantısı var? Yani bunu da sormamız lazım. Derin devletin, derin menfaatin, derin dış gücün faaliyete geçtiğine inanıyorum. Bir yandan derin devlet faaliyete geçiyor. Nedir? İşte bu tür 28 Şubat'la ilgili iddianameler ortaya çıkınca hala devletin derinliklerinde kendilerini devletin yerine koyan hukuk dışı uygulamaları millete takdim eden, millete güzel bir şekilde sunmak isteyen yapı devreye girdi. İki, derin menfaat devreye girdi. Faiz lobileri devreye girdi. Ve aynı zamanda paradan para kazanma dönemi bittiği için paradan para kazananlar devreye girdi. Aynı zamanda derin dış güçler devreye girdi. Siz bir ayda biraz önce söylediğim gibi 100 milyar dolarlık bir ihale yapıyorsunuz. 1980'de 22,5 milyar dolar dış borcunuz var. Dış borcunuzu bitiriyorsunuz. IMF'ye borç veren 5 milyar dolarlık siz oraya katkıda bulunuyorsunuz 5 milyar dolar. Başka ülkelere 1,5 milyar dolarlık yardım yapan bir Türkiye haline dönüşüyorsunuz. Geçmişte 70 sente muhtaç olan bir Türkiye'den şimdi sadece dış ülkelere, başka ülkelere 1,5 milyar dolar biz hibe yardımı yapıyoruz. Geri de almamak şartıyla yapıyoruz. Yani Kırgızistan'a, Somali'ye, Sudan'a, efendim Kosova'ya, Makedonya'ya buralara yardımlar yapıyorsunuz. 1,5 milyar ve hibe noktasında yapıyorsunuz. Geçmişte size yapıyorlardı bunu. Bunun karşılığı bir noktada dostluktu. Kültürel alışverişte, ekonomik alışverişte oralardan çıkartıyorlardı. Büyüyen bir Türkiye var her tarafta. Türk dünyasında büyüyen bir Türkiye, Arap dünyasında büyüyen bir Türkiye, Afrika'da büyüyen bir Türkiye, Balkanlarda büyüyen bir Türkiye, TİKAS'ıyla büyüyor, akraba topluluklarıyla büyüyor, efendim Dışişleri Bakanlığı'yla büyüyor, ekonomisiyle, ekonomi bakanlıklarıyla büyüyor, kültür ateşelikleriyle, din ateşelikleriyle, eğitim ateşelikleriyle, askeri ateşelikleriyle büyüyen bir Türkiye var. Artık devlet millet barışmasının da sonucu var burada. Yani burada sizin biraz önce bahsettiğiniz o derin devlet faaliyete geçti. Yanardağ patladı. Ama uzun zamandır sessizdiler. Onlar faaliyete girdi. Derin menfaat devreye girdi. Faiz lobisi devreye girdi. Sayın Başbakan'ın bahsetmiş olduğu gibi. Yani o onları anlattı hatırlarsanız grupta söyledi. Geçmişte 100 liranın 85 lirası vergiye gidiyordu. Şimdi 100 liranın 14 lirası vergiye gidiyor. Geri kalanı yatırımlara gidiyor. Biz bununla ilgili fabrikalar yapıyoruz. Bununla ilgili efendim teşvikler veriyoruz. Bununla ilgili okullar yapıyoruz. Yatırıma gidiyor, sağlığa gidiyor, eğitime gidiyor ifadesini kullandı. Birileri rahatsız oluyor Türkiye'de bu tür faaliyetlerden. Ama ne kadar rahatsız olursa olsun Türkiye şeffaf bir ülke. Ben medyanın özgür olduğuna inanıyorum. Twitter diye bir nimet var. İşte Facebook diye bir nimet var. Cep telefonu diye bir nimet var. Dünyaya açık olan bir Türkiye var. Kapalı olan Türkiye gitti. Çünkü dünyanın son komünist devletlerinden bir tanesiydik biz. O bitti. Çiller bunu izah etmişti hatırlarsanız eğer başbakanlığı döneminde. Son komünist ülkelerden bir tanesi demişti. Bizim iktidarımızda tamamen artık liberalleşen, demokratikleşen, hukuk devleti olmak yolunda gayret sarf eden bir Türkiye var. Bu Türkiye'de halk bunların tamamını görecektir. Benim halkım feraset sahibidir. Benim halkım manipülasyonlara gelmez.
Bu bir geçiş dönemidir. 15 günlük sancılı bir dönemdir. Bu denizlerin dalgalanmasıyla beraber de denizlerin durulacağına inanıyorum. Çerini çöpünü de sahillere atacağına inanıyorum ben. Daha iyi, daha güzel bir demokrasiye kavuşmuş olacağız. Daha iyi, daha güzel, daha büyük bir ekonomiye kavuşacağız. İnşallah marka şehirlerle, ileri demokrasiyle, aynı zamanda büyük ekonomiyle inşallah bu oyunları bozacağız. Yani hem derin devletin oyununu bozacağız, derin menfaatin oyununu bozacağız, derin dış güçlerin oyununu bozacağız. Bunu bozacak olan siyaset kurumudur. Bunu bozacak olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunu bozacak olan aydınlarımızdır, entelektüellerimizdir, üniversitelerdir. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Yani sosyoloji bölümleri, siyaset bölümleri çalışmalıdır. Siyaset kurumunda çok ciddi şekilde bir seviye kazandırılmak istendi siyasete. Şimdi yeniden bu tür olaylarla acaba siyaset kurumunu işlevsiz hale getirebilir miyiz? Bir mantığı var. Yani şiddetle siyaset kurumu işlevsiz hale getirilebilir mi diye çalışmalar var, çabalar var. Siyasetin alanını genişleten bir Türkiye, siyaset kurumuna seviye kazandıran bir Türkiye, siyasetçiye seviye kazandıran bir Türkiye, tekrar yeniden siyasetçiyi bu derin yapıların, bu vesayetçilere yem yapmayacaktır. Siyasetçi korkutulmayacaktır. Siyasetçi korkmayacaktır. Endişe etmeyecektir. Cesur olacaktır siyasetçi. Çünkü siyasetçiyi kim korkutursa, orada marjinal gruplar korkutursa, marjinal grupları birileri kullanıyorsa, derin devlet, derin menfaat veya derin dış güçler korkutuyorsa, derin dış güçlerin, derin menfaatin veya derin devletin sözcüsü olur siyasetçiler. Siyasetçi bir yerin sözcüsü olmalı, bir yerin kokusunu taşımalı, bir yerin sözcüsü ve tercümanı olmalı, o da millet olmalı, 76 milyon olmalı. Onlar adına konuşmalı, onlar adına siyaset yapmalı, eli de temiz kalmalı, nasiyesi de yani anı da temiz kalmalı. Bugün yapılanlar aynı zamanda siyaset kurumuna bir darbe diye değerlendiriyorum. Türkiye'de belki 1960'a benzer bir darbe yapılmak istendi. 1971'e benzer, 1980'e ve 28 Şubat postmodern darbeye. Zaten Silivri'de yatanlar da, bugün Ergenekon davası yatanlar da Taksim olaylarını desteklediklerine dair bir bildire, deklarasyon yayınladılar biliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin hangi badireleri atlattığını gösteriyor bu 16 gün içerisinde. Ama hem Türkiye'nin tarihi birikimi, hem Türkiye'nin bu 89 yıllık cumhuriyet birikimi, bütün bu badireleri, bu engelleri aşabilecek bir birikim, çok ciddi bir birikim. Ben kültürü şöyle de tanımlıyorum, demokrasi ve kültürü. Eğer bir milletin kültürü büyükse, eğer bir ülkede demokrasi hakikaten yürüyor ve neşet ediyorsa, kriz çözme yeteneğiniz varsa demokrasiniz var demektir. Kriz çözebilme yeteneğiniz varsa kültürünüz var demektir. Ne kadar iyi çözüyorsanız o kadar iyi bir kültüre, yani aslında ne kadar iyi çözüyorsanız o kadar iyi bir demokrasiye sahipsiniz demektir. Bütün bu yaşananlar aslında bizi geliştiren, bir anlamda belli noktalarda tabii daha öne götüren, daha ileri götüren bir noktadan da almalıyız. Yani bir hayır noktasından doğru da her şeyde bakmak, bir hayır vardır sözü var ya bizden. Görmek gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Çok sağ olun katıldığınız için. Bir hareketi, özür dilerim, son bir cümle söylemeye müsaade eder misiniz? Tabii. Bir hareketi veya bir ülkeyi eleştirilerle beraber öz eleştiriler büyütür. O nedenle her kurumun, her siyasi partinin eleştirilere tahammül olması gerektiği kadar öz eleştiri yapması gerektiğine inanıyorum. Buradan Türkiye'ye sağlıklar, esenlikler, özgürlükler ve demokrasi diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ'dı haber yorumun konuğu. Sizlere veda ediyoruz efendim. Yarın saatler 12 olduğunda yine sizlere TRT Radyo 1'e haber yoruma bekliyoruz. Hoşçakalın. Haber, yorum.